12. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 12. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. videoyla ve 1. soru Allahu Teala'nın Celle Celaluhu Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem Rauf ve Rahim olarak nitelemesi onun hangi yönüne işarettir? A. Güvenilir ve dürüst olması. B. Doğru sözlü ve zeki olması. C. Şefkatli ve merhametli olması. D. Allah'tan aldığı vahiyleri aynen insanlara aktarması ve kendisinin bizzat yaşayarak örnek olması. E. Sabırlı olması. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rauf ve Rahim olarak nitelenmesi Peygamber Efendimizin hangi yönüne işarettir? Tabii ki şefkatli ve merhametli olmasına bir işarettir. Onun için birinci soruyu C şık olarak işaretliyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Sosyal hayat ve onu oluşturan birey hakkında aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Sosyal hayatta güçlükler paylaşılarak insan hayatı kolaylaşır. Yanlış da olsa kişiler sosyal hayata uyum sağlamalıdırlar. İnanan insanlar sosyal hayatın akışı içinde değerlerinin kaybolmasına izin vermezler. Kişilikli insanlar sosyal hayatta uyum içinde yaşamayı başarırlar. Bireyler sosyal hayatın birer parçasıdırlar. Evet, soruyu tekrar hatırlayacak olursak, sosyal hayat ve onu oluşturan birey hakkında aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? B şıkkına baktığımızda yanlış da olsa kişiler sosyal hayata uyum sağlamalıdırlar. Bu yanlış bir şıktır arkadaşlar. İkinci soru için B şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımına uygun bir görüş değildir? Toplumda farklı gruplara adil davranmak bireyler arasında sevgiyi güçlendirir. Düşmanlarına adaletli davranan toplumlar çökmüştür. Doğruluk Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak emredilir. İman ve ibadetler insanı sürekli daha ahlaklı olmaya yöneltmektedir. Toplumda dayanışma mutlaka olmalıdır. Evet, soruyu hatırlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımına uygun bir görüş değildir? B şıkkına baktığımız zaman düşmanlarına adaletli davranan toplumlar çökmüştür. Bu şekilde bir yaklaşım tarzı yanlıştır. Yani düşmanlarına adaletli davranan toplumlar çökmemiştir. Bu kesinlikle yanlıştır. Evet, dördüncü soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. 12. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız birisinde Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Arapça, din kültürü, temel dini bilgiler, siyer-i nebi, kelam, karşılaştırmalı dinler tarihi, İslam kültür ve medeniyeti gibi ders Türk Dil Edebiyatı'nda var, coğrafyada var. Bu derslerin sınavda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. İkinci oynatma listesinde de İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 1. üniteden 6. üniteye kadar tercümesi var, bilginiz olsun. Şimdi dördüncü soruya başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aile bireylerinin görüşlerine değer verdiğinin bir göstergesidir? Torunlarını kucağına alıp sevmesi, çocukları arasında ayrım yapmaması, kızlarını evlendirirken onların da fikirlerini alması, ev işlerine yardımcı olması, dedesini çok sevmesi. Evet, aile bireylerinin görüşlerine değer verdiğinin bir göstergesidir. Kızlarını evlendirirken onların da fikirlerini alması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile bireylerinin görüşlerine değer verdiğinin bir göstergesidir. Dördüncü soru için C şıkkını işaretledik. Beşinci soru. Allah ve Resul sevgisine dayalı oluşturulan toplumsal ilişkiler nasıl olmalıdır? Dünyalık kazançları ve ilişkileri önemsememeliyiz, sadece ahirete yönelmeliyiz. Sosyal adaleti sağlamalıyız. Maddi durumu iyi olanlara diğerlerinden daha fazla önem vermeliyiz. Çıkarlarımıza öncelik vermeliyiz. Yönetimdeki kişilere daha fazla hak tanımalıyız. Evet,
Burada soruyu tekrar okuyalım. Allah ve Resul sevgisine dayalı oluşturulan toplumsal ilişkiler nasıl olmalıdır? Sosyal adaleti sağlamalıyız arkadaşlar. Yani 5. soru için B şıkkını işaretliyoruz. Ama A şıkkına bir bakalım. Dünyalık kazançları ve ilişkileri önemsememeliyiz. Sadece ahirete yönelmeliyiz. Bu yanlıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen yarın ölüverecekmiş gibi için de ahiret için çalışın diyor. Burada sadece ahirete yönelmeliyiz diyor. İşte bu yanlıştır. C'ye bakalım. Maddi durumu iyi olanlara diğerlerinden daha fazla önem vermeliyiz. İnsanlar bugün bunu yapıyorlar ama bu da yanlıştır. Çıkarlarımıza öncelik vermeliyiz. Çıkarlarımıza değil de hak, adalet doğru neyse ona önem vermeliyiz. Yönetimdeki kişilere daha fazla hak tanımalıyız. Bu da yanlış bir ifadedir. Yönetimdeki kişilere niçin daha fazla hak tanıyorsun? Bir çıkarın olduğu için tanıyorsun. İşte o da yanlış. Evet, 5. soru için kısaca ne yapıyoruz? 5. soruya uygun olarak sadece B şıkkını işaretliyoruz. Diğerleri yanlıştır. 6. soru. Sosyal hayat ve onu oluşturan birey hakkında aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Sosyal ortamda sıkıntılar paylaşılırsa daha iyi bir toplum oluşur. İnanç sahibi insanlar toplumda iyilikleri yaygınlaştırır. Kişiler sosyal hayatın bir elemanı olduğunu bilincindedirler. Sosyal ortamdan uzaklaşırsak kendimizi günahtan korumuş olacağımız için daha iyidir. Kişiler toplumu ıslah etmeye çalışırlar. Evet, birey hakkında o aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Sosyal ortamdan uzaklaşırsak kendimizi günahtan korumuş olacağımız için daha iyidir. Bu yanlış bir şeydir. Günah işleyecek insan her tarafta işler. Günah işlemeyecek insan da nerede olursa olsun günahı işlemez. Yani bu yaklaşım tarzı yanlıştır. 6. soru için D şıkkını işaretledik. 7. soru aşağıdakilerden hangisi? Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımına uygun bir görüş değildir. Adaleti yerine getirirken yakınlarımıza öncelik vermeliyiz. Toplumu ayakta tutan adalettir. Allah korkusunun derecesi kişilerdeki üstünlük ölçüsüdür. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin yüksek bir ahlak üzere olduğu vurgulanır. Toplumda paylaşım mutlaka olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımına uygun bir görüş değildir. Adaleti yerine getirirken yakınlarımıza öncelik vermeliyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımına uygun bir görüş değildir. 7. soru için A şıkkını işaretledik. 8. soru. Sevgi ve şefkat yönünden Peygamber Efendimizin izini takip eden kişi nasıl bir tutum içinde olmalıdır? İnsanlara sevgi ve saygı duyar. Müslüman kardeşinin o sıkıntısı onun sıkıntısıdır. Başkalarının sorunlarına çözümler arar. Hiç olmazsa onlar için dua eder. B'ye bakalım. Kendisini akrabalarına sevgiyle yaklaşır ancak diğerlerine karşı merhametsizdir. Kendisi sıkıntısı giderildiği durumlarda başkalarının sıkıntılarıyla ilgilenmez. Kendisinden yardım isteyen muhtaçlara yardım etmez. Onları azarlar ve yanından kovar. Merhamet ederse zayıf düşeceğini bilir. Şimdi sorular biraz uzun ve karışık olduğu için şıklar. Soruyu unuttuk. Soruyu tekrar okuyoruz. Sevgi ve şefkat yönünden Peygamber Efendimizin izini takip eden kişi nasıl bir tutum içinde olmalıdır? Yani hakiki Müslüman olan, hakiki Müslüman olmaya çalışan, Peygamber Efendimizin sünnetlerine uyan, Allah'ın emir ve nehilerine uyan, emirleri yapan nehilerinden kaçan bir kimsenin vasıfı aslında burada soruluyor. A şıkkına baktığımızda insanlara sevgi ve saygı duyar. Müslüman kardeşinin sıkıntısı onun sıkıntısıdır. Başkalarının sorunlarına çözümler arar. Hiç olmazsa onlar için dua eder. İşte burada bizim yukarıdaki soruya cevap olarak verebileceğimiz sadece A şıkkı. Evet, burada video durdu arkadaşlar. Yani tam olarak nerede kaldığımı da bilmiyorum ama 9. soruyu buraya işaretledik. 10. soruyu okuduk okumadık bilmiyorum. Evet arkadaşlar, burada da C şıkkını işaretledik. 11. soruyla devam edelim. Artık siz burayı okursunuz. Bilmiyorum, bazen bazı nedenlerden dolayı videoyu durduruyorum, sonra karışıyor. Bazen durdurma tuşuna basıyorum yanlışlıkla, kendi kendime de konuştuğum oluyor. Onun için burayı bu şekilde. 9. soru E şıkkı, 10. soru C şıkkı. Biz 11. soruyla devam edelim.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla olan ilişkilerine ters bir durumdur? Hazreti Hatice'nin akrabalık bağlarına saygı gösterdiğini, kimsenin hakkını çiğnemediğini söylemesi, Hazreti Aişe'nin evinde ailesine yardım ettiğini, yüklerini hafiflettiğini, insanların hatalarını affettiğini söylemesi, hizmetinde bulunanları asla azarlamaması, onlara yumuşak söz söylemesi, çocuklara şefkatle yaklaşması, vaktiyle kendisine kötü davranıp hareketler eden ve öldürmeye yeltenen kişileri affetmemesi, çocuklara selam vermesi. Evet arkadaşlar, bu soru sonuncu soru, aşağı din kültürüne gidiyor. Onları daha önce işlemiştik, işaretlemişiz. Yani videosunu yapmışız bunların. Din kültürü ikinci videoymuş. 12. sınıf. Evet, şimdi burayı ne yapıyorsunuz? Siz cevaplıyorsunuz. Yorumlar kısmına hangisi ise doğru cevap onu yazıyorsunuz. Evet, hatırlattık. Tekrar hatırlatalım. 12. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birinde İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Diğerinde de İmam Hatip kitaplarının derslerinin çoğunun yazılılarda çıkmış sorularının cevabı var. Bu şekilde çözümü de var. Yani buradaki yayınlamış olduğumuz sorular daha önceki sınavlarda çıkmış sorulardır muhtemelen. Ya aynısı ya da bir benzeri çıkacaktır. Bize destek olmak için buradaki, eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz, bunu da söyleyebilirim size. Söylememde bir mahsur yok, beni anlarsınız. Buradaki analizlerden, yani izleyenlerin 10 kişiden sadece bir kişinin abone olduğunu, diğerlerinin abone olmadığını görüyoruz. Onun için bugün 993. videonun şu an çekimini yapmaktayız. Bu kadar çok video olmasına rağmen 4000 civarında abonemiz var. İşte bunun nedeni de budur. Yani izleyenlerin onda biri değil de onda 9'u abone olmuş olsaydı bugün 35-40 bin civarında abonemiz olurdu. Sizden ricamız, eğer ki istifade ediyorsanız, ki istifade edeceğinizi umuyoruz. Çünkü İmam Hatip Arapça ders kitabı var 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıf, toplamda 336 video. Her sınıfı ki ayrı ayrı video adetleri var. 12. sınıfın 75 video, en fazla videoya sahip olan 12. sınıf. Sebebi zor olduğu için tabii ki bazen bir sayfaya bir videoyu ancak sığdırabiliyoruz. 5. sınıfta da, sınıfın ders kitabında da 10 sayfaya bir videoya sığdırıyoruz. Aradaki fark bu. Şimdi 336 video 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıfın Arapça ders kitabının tercümesi var. İkinci olarak da bütün sınıflara ait ve 12. sınıfa ait de bir oynatma listesi var ki onda da yazılı soruları var. Dönem dönem yazılı, oradaki oynatma listesine tıkladığınızda 12. sınıf yazılı soruları diye oradan girdiğiniz zaman oradaki yazılı sorular, hangi dersler, hangi dönem hepsini görürsünüz. Evet, kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Yani abone olmanızı ve arkadaşlarınızı, eğer ki istifade ediyorsanız, tavsiyede bulunmanızı, kanalımızın linkini onlara göndermenizi rica ediyoruz. Şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah.